Alalım da bir an önce evlerine gidebilsin herkes. So thanks to Mark really. I mean he Evet, Mark'a çok teşekkür etmek istiyorum aslında. Gitti mi? Ha, iyi. Aslında işin büyük bir kısmını o yaptı. ...27 katılımı özetlemek neredeyse imkansız olacak. İkisi yoktu. O yüzden toplamda 27 değil mi Burcan'ın? Evet. Sadece genel hatlarıyla ve analizden ziyade izlenimlerle devam edecek olursak bu iki günün özetine. Ben yine özetleyeceğim. Dediğim gibi ben başlayacağım, siz müdahale edeceksiniz. Belki fikir ayrılığına düşeceğiz, belki kavga edeceğiz ama bir Ermeni Türk usulü yapacağız. Yeni bir Ermeni Türk usulü. Ben aslında bir dizi not aldım. Ve öncelikli olarak sınırlar ve özellikleri hakkında şunu öğrendim ki bunlar yapay, daimi ama geçinebilir, kapalı ama gedikli, onları aşmak basit bir fiziksel faaliyet değil, aynı zamanda zihinsel bir faaliyette. Çünkü sınırlar aslında insanların zihninde var. Elbette tabii ki gayet iyi bildiğimiz üzere mevcutlardı ama söz konusu sınır hakkında benim duyduklarıma dair, bu sınır hakkında duyduklarıma dair çıkarımım şu ki 1915 birçok sınır yarattı. Sadece fiziki değil, aynı zamanda zihinsel engeller ve bu sınır elbette sınır işlevini 1989'da Soğuk Savaş'ın bitmesiyle başka bir boyut aldı ve özellikle de 1993'te, ama 1989 öncesinde demiryolu aracılığıyla, ki Sovyet Birliği'nden namı diğer özgür dünyaya tek geçiş orasıydı, bu demiryolu işliyordu ve insanları ve malları taşıyordu. Bu sınırın çok hikayesi var. Tabii bunun öbür yanı da şu ki Granting Vakfı'nın yaptığı rapor neticesinde bunun demir perdenin bir devamı olduğunu öğrendik ve bu bence unuttuğumuz bir nokta. 89 aslında Sovyet Birliği içinde birçok sınır yarattı ve çok paradoksal bir şekilde Türkiye ile olan sınır buna eklendi adeta. Yani Sovyetler Birliği'nin dış sınırı her yerde, neredeyse her yerde çöktü. Tek istisnası Türkiye sınırı. Üç alıntı not ettim. Ve birinci ağızdan veya alıntı olarak gelen alıntılar bunlar. Ankara bize Gümrü'den daha uzak. Karşıdaki insanlardan alıntı bunlar. Kars bugün bir son nokta. Biz Kars'ın bir başlangıç olmasını istiyoruz ve üçüncü olarak onlardan kaset kim bilmiyorum ama onlar bizi cezalandırıyor. Bütün bölge cezalandırılıyor. Bence bu kısmı aslında gerçek olarak ortada ve Ermeni bakış açısından da yeni belki ama Türkiye'yi büyük bir ülke olarak düşünüyoruz ama doğu kısmı, ülkenin doğu kısmı farklı durumlarda yaşıyor, farklı koşullarda ulaşılabilir ve
bizim çoğu zaman düşünmediğimiz şekilde etkileniyor ve benim çok ilginç bulduğum yanı da şu ki sınıra yakınlıktan bir güç görüyorlar. Çünkü açılırsa, açıldığı zaman ilk biz orada olacağız. Çünkü Ankara'dan daha yakınız. Bu yakınlık her zaman bizim söylemimizin bir parçası olmuyor. Aslında bizim buradaki ortağımız Türkiye'nin doğusundaki Türkler. Sınırların özelliklerinden birisi de aldığım notlar arasında onlar ihlal edilmek için var. Ve bir dizi aslında sınırın nasıl es geçilebileceği, bypass edilebileceğine dair bir dizi hikaye de duyduk ve bu devletlerin sınır özelliği vermek için yaptığı tasarımların nasıl, bunlarla nasıl mücadele edebileceğine dair birçok hikaye duydum. Mahrem'in sözlerine değinmek istiyorum. Sınırlardan ve sıkılmaktan bahsetti. Çok ilginç bir cümlesi vardı, beni etkileyen bir cümleydi. Ve devletler bu yumuşak ve akışkan kimlikleri, çünkü sınırlar yumuşak ve akışkandır doğal olarak. Bu kimlikleri sert, düz ve katı kimliklere çeviriyorlar. Sen karşıdasın, Türksün, orada nokta, sınır var. Karşıdaki hem yabancı hem de bir düşman. Yani Rusya'nın düşmanları gibi Türkiye'nin düşmanları. Bu aslında kısmen algıyla ilgili. Ama ben bu 48 saat içerisinde bir tam döngü yaptım. Ve zavallı James'le çok uğraşıyorum ama James ilk Afganistan dediği zaman bizim gerçekliğimiz çok farklı diye düşündüm. Ve o ilk yorumdan James'in az önce söylediği şeye kadar şunu düşünmeye başladım ki mevcut zamanda yaşayabilmek için geçmişi unutmak lazım. Nietzsche'nin bir sözüydü. Ben bunu yapan tek kişiyim zannediyordum. Hani kötü tecrübeleri kenara bırakıp iyi tecrübeleri yaşamaya devam edebilmek açısından. Ama belki de bu ikinci yol, yani gayri resmi diplomasinin göz ardı edilmesi söz konusu değil. Çünkü birinci yol yok. Yani resmi diplomasi yok ve bunu yaklaşık 30 yıldır 7-24 ya da ne kadar yapabildiysek yapanlarımız için bu belki de neyin mümkün olduğunu tekrar düşünmekle alakalıdır. Örneğin dün sabah mesela şöyle deseydim, bu evet bunlar gayet iyi ama biz hükümetlerin mesuliyetini kabul edemeyiz. Yani bu kağıdı imzalayacak olanlar ve bizi yolumuza koyulmamıza müsaade edecek olanlar devletlerdir derdim. Ama şu anda yine onlardan bu sorumluluğu üstlenmek istemiyorum ama hayır bunu yapamazsınız. Sosyal girişimcilik, Van yakınlarında bir köy vesaire diyenlere bu peki genel soruna ne yapacak, ne katacak? Belki de bu yanlış. Bu birikmiş bilgiyi alıp kendimizi güçlendirerek ve ciddi bir taahhütle, ki bu da ciddi bir taahhüttür ve bu yeni yüzleri, yeni başlıkları gördüklerimizi, bunlar olağan şüpheliler değil. Eskiden orada dört, o köşede oturan dört kişiydi. Artık öyle değil. Evraklar, başlıklar, gönüllü katılımlar. Bu insanlar Hrant Dink Vakfı'na yazıp ben gelip bu konuda konuşmak istiyorum dediler. Evet ama bence insanlar şarkı söylemeye devam edecektir yine, mesajlarını diğer tarafa aktarmak için. Bu şarkı söyleme faaliyeti iletişim aracı olarak özellikle de Sovyet zamanlarında. Ama resmi diplomasi de öylesi takılmış vaziyetteler ki, sıkışmış vaziyetteler ki, bu engelleri duyduk, imkansızlıkları duyduk devlet çözümlerinin. Öncelikle Azerbaycan ve Karabağ. Ne oldu? Azeriler soykırım inkarının bir parçası oldular ve Türkiye'de
Karabağ sorununun bir parçası oldular. Türkler Karabağ'ın nerede olduğunu bilmiyorlar. Karadağ'la karıştırıyorlar. Bir Kürt'e sorun örneğin. Hiçbir fikri yoktur. Tabii Kıbrıs'ın da nerede olduğunu bilmiyorlar ama yani bunlar aslında statüko zihin yapısına ilave yeni engeller bunlar. Ve çok da ciddi engeller ve öylelikle ortadan kaybolmayacak. Bu yüzden buradaki birçok kişinin değindiği gibi ikinci yol, yani gayri resmi diplomasi şu an için ekonomiyle el ele olarak tek yol olacaktır. Ama tabii ki daha da ciddiye alınması gereken bir yol. Çünkü önceden aynı şarkıları söylediğimiz için şarkı söylüyoruz ama bunun daha ötesindeyiz. Bu artık etkisi olan bir şey olarak teşkil edilmeli. Bizim çoğaltmadığımız kaynaklarımız var. Yeni fark ettiğimiz kaynaklarımız var. Ve mülahazaya almamız gereken bir kaynak da şu ki burada işlevsel ve örgütsel bir anlamda, maddi anlamda değil ama Ermeni İstanbul Komitesi bir başlık veya konu değildi bu tartışmada. Topluluk, İstanbul'daki Ermeni topluluğu. Ama İstanbul'daki Ermeniler o topluluğun son 10-15 yıldır, en azından son 7 yıldır dönüşümü ve ben bu aslında bu konuşmaların bir başlığı olmalı ve bu dönüşümde bir güç olarak kabul edilmeli. Benim aslında elimde olan tek şey bu. Bu andan itibaren yapmamız gereken şeylerin listesi, belki de ikinci yol bağlamında mı, gayri resmi diplomasi mi? Ben ikinci yol demek istemiyorum. İki sebepten ötürü. Öncelikle birinci yol hem ilerlemiyor hem de rehin durumda. İkinci yolda aslında sorumluluğun halen orada olduğunu, tıkalı olan yerde olduğunu ima ediyor. Bu aslında benim için bir nüans. Yani hiçbir şekilde hükümetten sorumluluğu, hükümetleri sorumluluklarından azat etmeyeceğim. Biz gerçekçi olduğumuz için Manuk iyi hissettiği için yaptıklarını yaptı. Ama o şu anda artıyor, kat be kat artıyor ve gümrüde bir etkisi oluyor. Yani bunu tanımak, bunun farkına varmak bence çok önemli bir ilk adım. Aşağıdan yukarıya çok daha büyük bir güç olduğunun farkına varmak lazım. Ama ekonomiye gelelim. TEPAV raporundan şu cümle benim dikkatimi çekti. Kapalı sınırla, altını çiziyorum, ekonomik olarak nasıl ilerlensin ki bir baskı oluşturursun. Burada tabii ki iş adamları söz konusu. İki tarafta çok etkin olarak çalışıyor, biliyorsunuz burada. Sınırın açılmasına yönelik baskı oluşturmak için. Tabii ki Ermenistan-Türkiye İşbirliği Konseyi yıllardır orada çokça çalışıyorlar. İhracat rakamlarını da duyduk. Ayrıca vakfın yaptığı olasılıklara dair bir çalışma var. Eğer sınır açılırsa sınırın bu tarafı için ne manaya gelecektir? İstihdam konusunda ve Irak ve Suriye mukayesesiyle değinildi buna. Bence ekonomi de hesaba katılması gereken bir şey. Er ya da geç. Çünkü Türkiye, ki bu benim şahsi fikrim ve şahsi katkındır bu konferansı, Türkiye'nin ademi merkeziyetçiliğe geçmesi gerek. Bu er ya da geç olacak. Türkiye aşırı merkeziyetçi bir ülke. Bölgede bu kadar merkeziyetçi olan bir ülke yok. Ve bu boyutta olan ve merkeziyetçi olan bir ülke yok. Yani ademi merkeziyetçilik ne demek? Aynı zamanda Kars'ta ve başka yerlerde olan enerjinin aranması ve ortaya çıkartılması demek, işleve konulması demek ve biz de oraya doğru gidiyoruz. Hükümet iradesi olsun veya olmasın, İktidar partisi de dahil olmak üzere programlarında var. Bence bu noktaya varacağız. Bu ekonominin gücü, ademi merkeziyetçiliğin gücü, ki bu da
er ya da geç olacak benim kanaatimce. Ve bunun da ikinci yolla, yani gayri resmi diplomasiyle birlikte bir etkisi olacak. 1977'den bu yana ben hep bu yılı alırım. Belge yayın evinin kurulduğu yıl. Benim için bütün hikayenin başlangıcı budur. Ragıp Zarakoğlu ve Ayşenur Zarakoğlu bu ülkenin en karanlık günlerinde Ermeni soykırımı ile ilgili kitaplar yayımlamaya başlayan kahramanlardır ve kaç kere dava edildiler bilmiyorum. Ayşenur'un vefat etti ve ben onlara her toplantıdan bir selam gönderirim. Ve tabii ki Rant ve öldürülmesinden sonra aslında bu kat be kat arttı. Kaç kat bilmiyorum ama gerçek yol bu. Enerji ve sinerji üretiminin gerçek yolu bu. Ki bu da bizi en nihayetinde birinci yolda sonuca götürecektir. Unutmayalım ki şu anda bulunduğumuz bu amfi Türk devletinin merkezi, burada kurucu ve iki numaralı milli şef de orada. Ve biz burada bu geçmişle nasıl baş edeceğiz, bunu tartışıyoruz. Bu şaka değil. Mark'ın değindiği bir şey bu. Diğerleri de değindi ama hepimizin aklında bu var. Ve hükümetin de aklında bu var elbette. Bu aslında Fil'in dile getirdiği bir şeyle bağdaşıyor. Bu aslında eksik olan bir şey de tabii ki kötü bir şey değil. Bunu alıp buradan devam etmemiz gerek ve belki de ekonomik etki raporuyla, raporunda olduğu gibi eğitim bilgilendirme süreci 3 düzeyde. Birincisi temel eğitim, bağlam coğrafi, Birinci Dünya Savaşı, tarih, komşular, imparatorluklar, sadece Osmanlı İmparatorluğu değil, diğerleri de. İki tarafta da genel eğitime ihtiyaç var ve bu eksikliğin etkisini gösteren bir araştırmaya ihtiyacımız var. Yapmaya çalıştıklarımızın onun etkisini gösteren bir çalışmaya ihtiyacımız var. Özellikle de Ermenistan-Türkiye ilişkileriyle alakalı, soykırımla alakalı Zaroğlu, Aras, Hrant Dink, Bilgi gibi isimleri de burada anmamıza gerek yok. Bu Fiona Hill'in dün söylediği bir şeyin neticesi aslında sohbet ettiğimiz sırada. Çok büyük bir ızdırap ki bu da sonrasında, ki bu da hafif bir söylem. Kraliçenin İrlanda'ya ziyareti önemli bir jest olarak görüldü ki öyleydi de ve benim buna cevabım da şu ki birbirlerine ve sorunlara dair anlayışlarında sivil ve medeni olan halklara ihtiyacımız var ve bu nasıl öğretilir bilmiyorum. Yani sivil toplum, medeniyet kavramları nasıl öğretilir? En nihayetinde bu noktaya varacak şeyler nasıl öğretilir bilmiyorum ama bu iki tarafta da eksik ve bu olmadan da kimin dünyaya geri gelmesini bekleyeceğiz bilmiyorum ama ben senden biraz daha iyimserim. En azından bu ülkede bir olgunlaşma yolculuğu var ve ben hep cin formülünü kullanırım. Cin lambadan çıktı artık ve o lambaya geri girmesi imkansız, inanın bana. Bitti mi, bitirdik mi? Bitirdik. Ben 100 yılla ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Ayrıca Türkiye'nin
Cin'in lambadan çıktığı bir noktaya gelmesinde geçen süreci de anlıyorum. Bunların olabilmesi için geçen zamanı anlıyorum. Farklı bir zaman çizelgesi olduğunu da bilincindeyiz. Ve bu 10 yılın çok çok farklı olduğunun, 7 küsür yılın geçmiş 80-90 yılından çok daha farklı olduğunu da anlıyoruz. Ama bu anlama sürecinde acaba bir fırsat mı kaçırıyoruz? Anlama, tekrar dile getirme, anlatma fırsatı. Yani bu eylemlerin ve süre gelen sonuçlarının derinliğinin anlama ve tekrar dile getirme, anlatma fırsatını mı kaçırıyoruz? Ve bu jestlerin kabulü, Erdoğan'ın notu her neyse, çok değerliydi. Onun sandığı şey değildi ama ben orada olduğu için memnunum. Kabul etme ve anlama olsun, öte yandan yanlış mesajı bırakmak, vermek de olsun. Belki de bunlar küçük jestlerle, yani temel bir adımla, büyük bir adımdan ziyade küçük jestlerle düzelebilir. Yani ben bundan sorumlu olmak istemiyorum. Doğru adım atabilecekken yanlış adım atmış olmak istemiyorum. Erdoğan'ın 23 Nisan'daki açıklamasıyla ilgili bir şey söyleyeyim. En azından kendi seçmenleri arasında soru işaretleri doğurdu bu. Zaten kaybedildi ve çok büyük bir seçmen kitlesi var, onu da söyleyebilirim. Son iki dakika. Müsaadenizle. Size bazı bilgiler vereceğim. Bu konferans 1920 kişi tarafından takip edildi. %70'i Türkçe, %20'si İngilizce, %10'u Ermenice. İnternet canlı yayınından izlenme rakamları bunlar. Ve Lyon'dan da mesaj geldi. Aynı zamanda Doktor Nişanyan'dan da mesaj geldi ki çok büyük heyecan duymuştu bu konuda. Ayrıca Washington'dan iki eski Amerikan Büyükelçisi de izliyordu. Bundan fazlası var mı da diye soruyorlardı. Her ne kadar bazılarımız ayrılmış olsa da katılımcılarımıza katkı sağlayanlara, sunum yapanlar için önemli bir notumuz var. Sunumlarınızın yazılı basılı halinin son teslim tarihi 15 Şubat. Lütfen not ediniz. Ayrıca oturum başkanlarının sözlerini de eklemek istiyoruz. Eğer bir sayfa şeklinde yazarlarsa, bunu da yakın zamanda başlattık, kitaba dahil edeceğiz. Sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ev sahibimize çok teşekkür ediyoruz, Mülkiye'ye. Siyasi Bilimler Fakültesi, Ankara Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesi'ne, Kres Vakfı, Friedrich Ebert Vakfı, Black Sea Trust, Ankara İsviçre Büyükelçiliği ve Danimarka Dışişleri Bakanlığı. Ayrıca 50'den fazla öneriyi gözden geçirip 29'unu seçen akademisyen grubuna, aslında 30'du, bir tane daha var, gelemedi kendisi, Enin Alayit. Bunları gözden geçirdikleri ve seçtikleri için teşekkür ediyorum. Ayrıca tercümanlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Kendileri için büyük bir alkış rica edeceğim. Sanırım kimseyi unutmadım. Size iyi bir pazar akşamı ve iyi bir hafta diliyorum. Önümüzdeki Ranting konferansında önümüzdeki yıl görüşmek üzere diyorum inşallah. Yes, Mr. Libaridian. Oh, that you will be informed about that. He wants to know now. Oh, but please.